Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde çarpanlar ve katlar ünitesinde arkadaşlar yeni nesil piyasada görebileceğiniz en zor soru çözümlerini bu videoda yapacağız arkadaşlar. Bu zamana kadar tabii normal soru çözümleri, anlatımlar oldu ama bu video bilhassa başlığından da anlaşılacağı gibi en zor soruların olduğu bölüm. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Birinci soru ekranlarınızdayız arkadaşlar. Diyor ki iki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asal. Birden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılar da asal sayı falan filan. Aşağıda 7 çarpı 7 birim karelerden oluşan boyutları eşit 2 kart verilmiştir. Bu kartlardan birincisinde her bir karenin içerisinde satır numaraları, ikincisinde her bir karenin içerisinde sütun numaraları. Yani burada arkadaşlar yukarıdan aşağı, burada da soldan sağa diyor. Tamam. Her bir kartta da birim karelerin dışında sayıların asal çarpanları o satır ya da sütunda bulunarak işaretlenecektir. İşaretlenen sayılardan asal sayı çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sırayla yazarak iki basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Oluşturulan iki basamaklı sayılar ile satır ya da sütunlardaki başındaki sayılar aralarında asal ise işaretlenen sayılar da boyanacaktır diyor. Örneğin 12 sayısında asal çarpanları 2 ve 3 olduğundan bu sayılardan oluşacak iki basamaklı sayı 23'tür. 12 ve 23 aralarında asal sayı olduğundan 12 sayısının hizasındaki sütunda 2 ve 3 boyanacaktır. Burada da ne olacak arkadaşlar? Satırdakiler boyanacak ikincisinde de. Peki buna göre kartlardaki boyama işlemi bittikten sonra A ve B köşelerinden çakışacak şekilde kartların bir diğerinin üstüne konulduğunda boyalı birim karelerin kaç tanesi üst üste gelir? Hemen sayılara bakıyorum arkadaşlar. Birincisi 12'ye bakıyorum. 12'nin asal sayıları çarpanları 2 ve 3'tür tabii ki. 2, 23 ile 12 aralarında asal mıydı? Aralarında asaldı. O zaman ben bunları işaretliyorum. 21'e bakıyorum. 3 ve 7 yani 37. 37 ile 21 aralarında asal mı arkadaşlar? Evet, herhangi bir ortak bölen sayıları yok. 37 ile 21 aralarında asal. 14'e bakıyorum arkadaşlar. 2 ve 7 yani 27 oluyor. 27 ile 14 aralarında asal mı? Aralarında asal arkadaşlar. 2 ve 7'yi boyadım. 36'ya bakıyorum arkadaşlar. 36 2 ve 3'ten oluşuyor. 23. 23 ile 36 aralarında asal mı? Evet arkadaşlar, aralarında asal oluyor. 98'e bakıyorum arkadaşlar. 2 var, sonra 7 var. Yani 27. Peki 27 ile 98 aralarında asal mı? Evet, bu da aralarında asal. Hepsi aralarında asal gidiyoruz. 50'ye bakalım arkadaşlar. 2 ve 5'ten oluşuyor. 25. 25 ile 50 aralarında asal mı? Değil. Tam dediğimiz anda bu geldi arkadaşlar. Bunu boyamıyoruz. Aralarında, çünkü 25 ile 50 aralarında asal değil. 75'e bakıyorum arkadaşlar. 3 ve 5'lerden oluşuyor. 35. 35 75 aralarında asal mı? Değil arkadaşlar. Bunu da boyamıyoruz. Şimdi sağa geçtim. Buraya 15'ten başlıyorum. 15'in çarpanları 3 ve 5. 35. 35 ile 15 aralarında asal mı? Değil. Geçtim. 56'ya bakıyorum arkadaşlar. 56 8'den ve 7'den. 8 neyden oluşuyordu? 2'den. Dolayısıyla 2 ve 7. Yani 27. 27 ile 56. 27 3'e bölünüyor. 56 2 ve 7'lere bölünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla aralarında asal. Ne yapacağım o zaman? 2 ve 7'yi boyayacağım arkadaşlar burada. 27'yi. 10'a bakıyorum arkadaşlar. 2 ve 5. 25 oldu. Aralarında asal mı? Değil. 18'e bakıyorum. 2 ve 3 arkadaşlar. 2 ve 3'ten meydana geliyor. 23 aralarında asal mı? Evet, aralarında asal. 35'e bakıyorum arkadaşlar. 5 ve 7. 57 ile 35 aralarında asal mı? Evet, aralarında asal arkadaşlar. 144'e bakıyorum. 12'den oluşma. 12'de 2 ve 3'te o zaman. 23'te 144 arkadaşlar. Tabii ki de aralarında asal olacak. Çünkü zaten 23 bir asal sayı. 147'ye bakıyorum arkadaşlar. 3'e bölersek 49. Sonra 7'ler geliyor. 7, 7 diye gidiyor. Demek ki 3 ve 7. 37. Peki 37 ile arkadaşlar 147 aralarında asal mı? Evet arkadaşlar, aralarında asal. Şimdi bunları üst üste getirdiğimizde ben şöyle tarama yapıyorum arkadaşlar. Birinci satır, şöyle satıra bakıyorum. Birinci satırda yok. İkinci satırda 2 burada var. Burada 7 var. İkinci satırda da çakışan yok. Burası da gitti. Üçüncü satıra bakıyorum. Burası boş. Sol tarafta bayağı var. Orası da gitti. Çakışmadı. Dördüncü satırda yok. Beşinci satırda yok. Altıncı satırda yok. Yedinci satıra bakıyorum. Burada sadece 3. Burası çakıştı. Burada da 7 var arkadaşlar. Başka var mı? Yok. Kaç tane birim kare çakıştı, üst üste geldi? Bir tane çakıştı. Gördüğünüz gibi sorunun içerisinde hikaye içinde hikaye, onun içinde hikaye, ama dikkati bozmadan sakince aynı şekilde devam etmek gerekiyor.
Bu soruyu gören arkadaşlar olmuş olabilirler. Burada tahmin ediyorum ki birçok arkadaşımız yanlış cevabı verdi. Hatta doğrusunu belki anlayamadılar. Nasıl anlamamız gerekiyor? Bunu ifade edeceğim burada. Diyor ki aşağıdaki saatin alarmı 05.00'da arkadaşlar burada kurulmuştur diyor. Alarmın çalacağı saatte, hani burada 05'ten itibaren kuruluyor. Alarmın çalacağı saatte akrep ve yelkovan 462 sayısının asal çarpanlarından olan sayıların üstünde durabileceği bilinmektedir. Ben hemen 462'nin asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm 231. Ondan sonra 3'e böldüm 77. 7'ye böldüm 11. 11'e böldüm 1. Demek ki asal çarpanları neymiş arkadaşlar? 2, 3, 7 ve 11. Şimdi akrep ve yelkovanın bulunduğu konumlardaki sapmalar ihmal edileceğine göre saatin alarmı en az kaç dakika sonra çalacaktır? Burada arkadaşlar şunu ifade edeyim. Hani bu sapmalar ihmal edilecek ya, düğüm noktası burası arkadaşlar. Ne demek istiyor? Tabii böyle bir soru sorulsa ne kadar geçerli olur bilmiyorum ama en azından nasıl çözüleceğini göstereyim ben. Çünkü tam net bir ifade yok. Normalde 5'ten sonra işte akrebin ne olması lazım? Akrep ve yelkovan diyelim arkadaşlar. Akrep bir dahaki saat 7'de durması lazım. En kısa süre diyor. Yelkovan'a da bakıyoruz. Arkadaşlar herkes burada ne diyor? 2'yi diyor. Yelkovan 2'de durursa saat 7'yi 10 geçiyor. Kaç dakika olmuş olacak arkadaşlar? 5.00'dan 7'yi 10 geçiyor arkadaşlar. 130 dakika olur. Ama arkadaşlar cevap anahtarımız bize diyor ki şöyle düşünmemizi istiyor. Diyor mu? Bakın buradaki sorudaki eksiklikten kaynaklanıyor. Hani direkt ben yanlış mı yaptım, benimki doğru mu diye değil. Böyle bir soru sorulsa iptal olabilir ama ne manaya geldiğini, en azından nasıl çözülebildiğini göstermek istiyorum ben size. Arkadaşlar akrebin 7 üzerinde durması, akrep 7 üzerinde, yelkovan da arkadaşlar, yelkovan da 11 üzerinde durursa 7'ye 5 var gibi algılanacağından dolayı işte sapmaların ihmal edilmesini buradan arkadaşlar bağlıyor. 7'ye 5 var gibi algılanacağından dolayı burada ne kadar dakika geçmiş oluyor? 115 dakika geçmiş oluyor ve cevabımızı da B şık olaraktan işaretliyoruz. Tekrar söylüyorum. Böyle bir soru sorulsa muhtemelen iptal olur. Çünkü tam neyin üzerine bastığı, neyi ifade ettiği kesin değil arkadaşlar. Evet. Geçiyorum bir dahaki sorumuza. Aşağıda verilen düzenekte bazı işlemler tanımlanmıştır diyor. İki kare içindeki sayıların ek oku alttaki kutucuğa yazılmaktadır. Yani 6 ile 8'in ek oku buraya yazıldı. İki daire içindeki sayıların ebobu da, daire içindeki sayıların ebobu da arkadaşlar alttaki kutucuğa yazılmaktadır diyor. Şimdi buna göre burası 2 üzeri 12 ise B yerine yazılabilecek kaç farklı doğal sayı vardır? Solda kareler var. Sağda da yuvarlaklar var ama yuvarlaktan sonra arkadaşlar bakın yuvarlaktan sonra bu oluşan sayı, alttaki sayı B sayısıyla bunun ek oku 2 üzeri 12 olacakmış. Yapalım bakalım. Kareler ne diyordu? İki kare içindeki sayıların ek oku alttaki kutucuğa yazılmaktadır. 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 11. Üstün sayılarda ek ok neydi arkadaşlar? İkisi de aynı tabandaysa büyük olan ek oktur değil mi? Çünkü o da 2'den geliyor, bu da 2'den geliyor değil mi? Hiç ayırmaya gerek yok. 2 üzeri 11. Buraya bakıyorum. 2 üzeri 11, 12 hangisi ek ok? 2 üzeri 12. Sonra A sayısı ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 12 olacak. Peki. Sonra bakıyorum. Sağdan eboblar gelecek ama burada bir kare var. 2 üzeri 12 ile bir şeyin ek oku 2 üzeri 12 gelmiş. Demek ki o zaman bana şu bilgiyi hemen anımsıyorum ben. B sayısı 2 üzeri 12 olabilir ve aşağısı olmalı. Değil mi arkadaşlar? Bu bilgiden buradan bakıyorum ben. Çünkü 2 üzeri 12 buradan da ne gelebilir? 2 üzeri 12 ve aşağısı. O zaman hocam 12 tane, hatta 2 üzeri 0 da katarsak 13 tane sayım olacak. Hayır arkadaşlar. Sağdan da bir kısıtlama bilgisi gelecek. Sağa da bakalım bir. Diyor ki arkadaşlar 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 3 bunların ebobu nedir? Ebob'da da arkadaşlar yine aynı tabanlarda küçük olan sayı ebob olarak anılır. Yani 2 üzeri 3 zaten burada gösteriyor 6 ile 8 bunlar ortak taban değil. Ne olacak? Küçük bir sayı. 2'yi ebob aldık. Sonra arkadaşlar burada şu boşluktaki sayıyı bilmiyoruz. Ama şuraya da bir sayı gelecek bunların ebobu diyelim, tamam mı arkadaşlar? Bununla bunun ebobu arkadaşlar en fazla ne kadar gelebilir? Şimdi bunu düşüneceğiz arkadaşlar. Sağ ben ne yazarsam şu sağdaki bu noktaya ne yazarsam yazayım arkadaşlar. Solda 2 üzeri 3 olacağından dolayı buraya maksimum
2 üzeri 3 gelir. Değil mi arkadaşlar? Biz ne demiştik? 2 üzeri 12 ve aşağısı sağlıyor. Buradan baktığımızda da 2 üzeri 3 gelebilir ve aşağısı da sağlıyor. Değil mi arkadaşlar? O zaman B yerine kaç farklı doğal sayı gelebilir arkadaşlar? B yerine 2 üzeri 3'ten 8. 2 üzeri 2 gelebilir. 4. 2 üzeri 1 gelebilir. 2. Bir de 2 üzeri 0 gelebilir. Bu da 1'dir arkadaşlar. 4 farklı doğal sayı yazılabilir diyeceğiz arkadaşlar. Hoş ve güzel bir soruydu. Geçiyoruz bir dahaki testimizin birinci sorusuna. Diyor ki arkadaşlar burada, şurayı bir sileyim soldaki karartıyı. Sayfamız net berrak olsun. Abaküs sayıları çubuk ve boncuk kullanılarak modellemeye yardımcı olan bir araçtır. Bunun için kaç basamaklı bir sayı modellenecekse abaküste o kadar çubuk olmalıdır. 4 çubuğun bir abaküsün 1, 2, 3, 4 çubukları sırasında doğal sayıların binler, yüzler, onlar ve birler basamağını gösterir. Bu abaküsün çubuklarının her birinin en fazla 9 tane boncuk dizilerek doğal sayılar oluşturulur. İstenen çubuk boş bırakılabiliyor. Yani büyük sayı oluşturacaksan değil mi? Aradaki boşlukları bırak, bütün çubukları bir en yüksek basamağa sıralayabilirsin. Örneğin 12 boncuk şekildeki gibi 4251 sayısını oluşturabilir. 4 buraya, binler basamağına, 2 yüzler basamağına, 3 onlar basamağına, pardon 5 tane onlar basamağına, bir tane de birler basamağına gelmiş. Birinde 24, peki birinde 24 mavi boncuk, diğerinde 32 tane kırmızı boncuk olan iki farklı kutudaki boncuklarla ilgili şu bilgiler verilmektedir. 24 tane mavi boncuğum var, 32 tane de kırmızı boncuğum var. Kutulardaki boncuklar birbirine karıştırılmadan ve hiç atmayacak şekilde iki farklı abaküse yerleştirilecektir. Birbirine karıştırılmadan iki farklı abaküse girecek. Ve abaküslerin her birinde, yani bir abaküse maviler, bir abaküse kırmızılar gidecek. Biz bunu anladık. Abaküslerin her bir basamında eşit sayıda boncuk takılacaktır. Peki eşit sayıda takılacaksa biz ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Bu bize neyi soruyor burada? 24 ve 32'nin ebobunu al diyor bize. Çünkü neden? Toplam en az kaç sır diyor arkadaşlar. Yani bu toplam en az kaç olacak? Dolayısıyla 24 ve 32'nin ebobunu aldığımızda hiç uzatmadan 8 olduğunu görüyoruz. 8'dir. Peki o zaman şunu yapacağız. Kırmızılardan 4 tane 8 var arkadaşlar, değil mi? Şöyle kırmızıların olacağı bir abaküsü sıralayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane 8 var arkadaşlar. Mavilerden de yine 4'lü bir abaküs yapalım arkadaşlar. Bundan da 3 tane 8 var. Burada da 4 tane 8 var. Bu ney? Kırmızı. Bu ney arkadaşlar? Mavi. Diyor ki bu abaküse bu boncuklar yerleştirilecek ama oluşan sayıların toplamı en az kaçtır? Bakın şartları bir daha söylüyorum. Kutulardaki boncuklar birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde iki farklı abaküse yerleştirilecek ayrı ayrı. Abaküsün her bir basamında eşit sayıda boncuk takılacaktır. Ve oluşan sayının toplamı en az kaç diyor arkadaşlar? EBOB sorusu. 8'leri bir sıraladık arkadaşlar. Peki kırmızıya 8'leri nasıl dizebiliriz? Kırmızıya arkadaşlar birler basamağına 8, onlara 8, yüzlere 8, binlere de 8 olunca en düşük ihtimal kırmızıdan gelecek sayı 8888'dir. En küçük sayı. Çünkü eşit sayıda aynı basamaklara eşit sayıda boncuk olacak arkadaşlar. Tamam mı? Her basamanda eşit sayıda boncuk takılacaktır. Peki arkadaşlar. Maviye bakıyorum ben arkadaşlar. Maviye bakıyorum. Mavide arkadaşlar birler basa. Şimdi 3 tane 8 takacağım. Nereye takmalıyım ben bunları? 4 tane önümde basamak yeri var. En küçük olacağı için arkadaşlar en küçükten başlıyoruz. Buraya 8, buraya da 8, buraya da 8 ve buraya 0. Hiç takmıyorum. En büyük deseydi bu baştaki birler basamağındaki 8'i binler basamağına takardım. 8880 derdim. Tamam mı? En küçük dediği için bunu yaptık. O zaman 8888 de 888'i topluyorum arkadaşlar. 9776 sayısı olaraktan A şıkkında cevabımızı işaretliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyoruz bakalım ikinci sorumuza. Arkadaşlar müthiş bir soru. Diyor ki A, B, C, D rakamları. Sakin ve yavaş okuyorum. Çünkü arkadaşlar bazı arkadaşlarımız durdurmuyor. Hani bazen ben şunu istiyorum. Durdurup videoyu bir anlayın soruyu diye. O yüzden anlayasınız diye ben de biraz yavaş okuyacağım. A, B, C, D rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Bu sayının binler basamağı ile onlar basamağındaki rakamın çarpımı ve yüzler basamağı ile birler basamağındaki rakamın çarpımının en büyük ortak böleni bu sayıların onlar basamağına eşit ise çarpebob sayısı denilmiş arkadaşlar. Örneğinde vermiş 3842 sayısının
Binlerle onlar basamağını çarpınca 3 ile 4 12. Yüzlerle de binler basamağını çarpınca 16. 12 ile 16 ne bu? 4'müş en büyük ortak bölünü. Bu da onlar basamağında eğer varsa buna çarpebob diyoruz diyor. Şimdi 4 basamaklı x9 y8. Burada kimler çarpılacak arkadaşlar? X de y çarpılacak. Ve arkadaşlar 9'a da 8 72. Bunların buraya araya eşitlik koymayalım arkadaşlar. Bunların virgül koyalım değil mi? Bunların ebobu, bunların ebobu ne olacak arkadaşlar? Onlar basamağındaki y olacak. X çarpı y ve arkadaşlar 72'nin ebobu y olacak. Şimdi ben işte şunu söylüyorum arkadaşlar. Bunu bir ayırsak biz 72'yi bir. Daha net düşünmek için arkadaşlar. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'dir arkadaşlar burası. Tamam mı? 72. Karşı tarafta x çarpı y. Bunların ebobu y olacakmış. Peki diyor ki x sayısının en büyük değeri için y sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar x sayısına ilkten düşündüğünüzde içinizden demek geliyor ki hocam 9'u verelim yapıştıralım gitsin değil mi? Peki eğer 9'u verirsek bu sefer x ebob olmayacak mı arkadaşlar? Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Halbuki ebobumuzun y olması lazımdı. Yani burada x demek ki arkadaşlar 72'nin içerisinde onu oluşturan çarpan sayılardan bir tanesi olmaması lazım. Y bunu çarpan sayılardan bir tanesi olması lazım ki ebobu düşsün. Dikkat edin bakın. Şimdi biz x'e 9 verirsek y'ye 5 verdik diyelim. Ebob ne olacak? İkisinde de sağda 9 var ve 8 var değil mi? 9 verirsek x'e ebob 9. X'e 8 verirsek ebob 8 çıkacak. Ama ebobu y'ye almamız lazım. Demek ki ortak çarpanı sağ tarafı bu yüzden açtık. 8 çarpı 9'u arkadaşlar. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 olaraktan. Ona göre deneyeceğiz sayıları olabilecek sayıları. Ve ebobu oluşturacağız. Çünkü y'ye ne verirsek ebobun y çıkması lazım ki bu çarpebob dediğimiz özel sayı olsun. X'e arkadaşlar hangi sayı vereceğiz diye düşünürken en baştaki şu ifadeyi de tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. ABCD rakamları birbirinden farklı arkadaşlar. Zaten 9 ve 8 veremiyormuşuz. Demek ki x'e biz en fazla arkadaşlar 7'yi veriyoruz. X'e 7'yi verdik. Peki y'ye o zaman biz hocam 9 ve 8 diyemeyecek miyiz biz? Evet 9 ve 8 diyemeyeceğiz. Çünkü rakamları farklı diyor. Rakamları farklı demeseydi 9 ve 8'i de biz işin içine katacaktık. O zaman neyle başlayacağız? Arkadaşlar 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 2'den oluşabilecek rakamlardan her birini katacağız. Mesela arkadaşlar y'ye biz y'ye 6 diyebiliriz. 2 ve 3'ten oluşur değil mi arkadaşlar? Sonra y'ye biz arkadaşlar 4 diyebiliriz. 2 üzeri 2'den oluşur değil mi? Ondan sonra y'ye biz ne deriz arkadaşlar? Y'ye biz 2 deriz değil mi arkadaşlar? Bu da oluşur. Peki y'ye biz 3 diyebilir miyiz? Evet y'ye 3 de deriz 3 üzeri 1'den. Peki bundan sonra gelecek y'ye en son 1 diyebiliriz arkadaşlar. Kaç farklı rakam gelebilir deseydi arkadaşlar burada 6, 4, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı rakam gelebilir derdik. Ama bize dedi ki y'nin alabileceği değerler çarpımı. O zaman 6 çarpı 4, 6 çarpı 4, çarpı 2, çarpı 3, çarpı 1. Evet 24 çarpı 2, 48. 48 çarpı 3 de arkadaşlar 144. 144 çarpı 1 de tekrar 144 olaraktan ifade edilecek. Gördüğümüz gibi arkadaşlar ileri derecede sorular var. Bunları size zihin açıklığı olsun ne bileyim soru yöntemleri öğrenin kendinizi. Geliştirmek isteyen arkadaşlar en azından yukarı derecelerde bir dereceye girmek isteyen fen lisesi isteyen arkadaşlar kendini daha rahat geliştirsinler diye bu videoları çekiyorum. İnşallah sizlerin de gelişmesine vesile oluyordur arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup derslerinizi takip edebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerime sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.